Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde yine eşimle birlikte aldatmayı konuşacağız. Bir insan aldatmayı hak eder mi? Kesinlikle etmez. Etmez. Peki. Böyle bir şey söz konusu bile değildir. Bu videoda şunları konuşacağız. Bir, aldatmak nedir? Tabii bunun bir tanımını yapmak gerekiyor. Çünkü herhalde akıllarda soru işareti. Yani işte eşim böyle böyle yaptı. Bu aldatmak mı? Sadakatsizlik mi? İşte eşim flörtöz konuşmaları var başkalarıyla. Bu aldatmak sayılır mı? O yüzden neyin aldatmak olduğunu bir anlamak gerekiyor. İkincisi, neden aldatıyoruz? Değil mi? İnsanın evladı niye aldatıyor yani? Buna bakmak gerekiyor. Üçüncüsü, neden aldatılıyoruz? Bunlara bakalım istiyorum. İlk sorudan başlayalım o zaman. Buyurun. Aldatmak nedir? Cinsel ve duygusal olarak başka biriyle ilgi duymak, vakit geçirmek, ona bir girişim yapmak gibi aklıma geliyor. Benim. Bir oraya doğru bir eğilim evet, yani. Evet, yönelim başkasına. Doğru bir yönelim. Aldatmak tam da bu. İster evlilik birlikteliği içerisinde olsun, ister yani bir şekilde duygusal bir bağ kurduğun o partnerinle ilişkini etkileyecek olumsuz yönde. Üçüncü bir kişiyle yaşadığın herhangi bir duygusal ya da cinsel münasebet aldatmaya geliyor. Yani bunu eşin duysa ya da partnerin duysa, sevgilim duysa, karım duysa, kocam duysa bundan olumsuz şekilde etkilenir mi? Bunu ister mi? İstemez diyorsan bunun en hafif tabiri zaten sadakatsizlik. Buna yönelik yani hala aslında literatürde bir şey var bununla alakalı. Fikir ayrılığı var. Bazısı buna aldatma olarak sayıyor. Yani üçüncü bir kişiyle yaşanan ancak partnerimizi bilindiğinde olumsuz şekilde etkileyecek her türlü münasebete aldatma diyenler var. Bir kısım da buna sadakatsizlik deyip bunun ileri boyutunun yani artık gönül kaymasının ya da cinsel bir birlikteliğin olmasını aldatma olarak görenler var. Ama üzerinde genel fikir birliğine varılan şey aldatmanın buradan başladığı. Aldatma aslında nereden başlıyor biliyor musun? Mesela bir cinsel aldatma ya da duygusal aldatmayı düşünelim. Aldatma eşinin yerine düşündüğün başka birisi olduğu an başlıyor. Yani bu eşimden daha mı iyi dediğin anda aslında aldatmanın tohumları ekilmiş oluyor. İlla bir yönelim, hani bir aksiyon alınmasına gerek yok. Aksiyon alınırsa aldatma oluyor. Ancak örnek veriyorum, şu kadın ya da şu erkek işte bak ne kadar daha iyi görüyor musun? Bak şu kadının yaptığını eşimden daha iyi. Keşke onunla evli olsaydım ya da keşke onunla birlikte olsaydım dediğiniz anda bu aldatmanın tohumlarını ekiyor. Bakın aldatma demiyorum ama aldatmanın başlangıç seviyesi işte buradan başlıyor. O yüzden eşimizi ya da partnerimizi, sevgilimizi bir başkasıyla kıyaslamak bu kadar tehlikeli. Çünkü bunun uç boyutuna doğru giden şey, yani bir yelpaze düşünün 0 ile 100 arasında. Bunun 100'ü aldatma, tamamen onunla birlikte olma isteği ve onunla birlikte olmanın fiziki şeyi olabilir. Ama ilk başlarda yani skalanın 10-20 seviyesi, acaba onunla daha iyi bir ilişkim olabilir miydi kısmı, işte bu zamanda sadakatsizliğin ya da aldatmanın ilk tohumları oluyor. O yüzden aldatmayı anladık sanırım. Yani eşim ya da partnerim bunu bildiğinde rahatsız olacaksa bu eylemimden, bu düşüncemden, işte bu aldatmanın ilk tohumları olmuş oluyor. Burada da aslında aldatmaya biz karar vermiyoruz. Yani bana göre bu aldatma değil. Yani ben ona sadece işte eğlenmiştim ya da evet işte o konuşma, muhabbet biraz daha işte ne derler yeni tabirle gevşek işte flörtöz bir şeye doğru kaymış olabilir. Ama eşimize göre eğer bu aldatmaysa partnerimize göre, yani ben burada kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissediyorum diyorsa bu aslında aldatmaya giriyor. Yeterli. Yani istediğiniz kadar ya bu benim için aldatma değildi ya da benim niyetim aldatmak değildi. Bana hissettirdiği değildi. Duygu önemli. Kesinlikle. Yani. Sen aldatılmış hissediyorsan, kandırılmış hissediyorsan, arkandan iş çevrilmiş hissediyorsan kesinlikle aldatma oluyor. Peki neden aldatırız? İkinci soru. Bilmiyorum. Bunu makul bir açıklama bulamıyorum yani. Haklı gösterecek bir şey bulamıyorum. Haklı değil tabii ki hiçbir aldatma girişimi. Yani haklı değil, makul bir tanım yapamıyorum bununla ilgili olarak. Ben anlatayım mı? Anlat. Ben biliyorum. Bununla alakalı tabii ki çok fazla şey var. Yazılıp çizilen şey var, araştırma var. Bazı araştırma sonuçları işte yani aslında yeterli veriye dayanmadığı için bunun net bir kanıtı yok. Yani evet aldatma kesin şu yüzdendir ve insanlar kesin bu yüzden yapıyordur diyebilen bir araştırma henüz yok. Ancak her teorisyenin aldatmaya yönelik bir şeyi var. Herkes diyor ki bence bu sebepten dolayı insan aldatır diyor. Benim klinik gözlemim yani terapi odasında gördüğüm şey şu. Hep ilk baştan beri bütün videolarda şunu diyoruz ya. Her insan evladı zevke, hazza, mutluluğa bir yönelme eğiliminde doğuyor. Yani nasıl işte bir akıllı telefonumuz var. Akıllı telefonumuzda bazı uygulamalar yüklü geliyor değil mi? Evet. Örnek veriyorum YouTube yüklü geliyor yani. Başka ne olabilir? İşte hesap makinesi yüklü geliyor. İşte bunun gibi her insan evladı da iki tane temel programla doğuyor. Bunlardan bir tanesi hazza yaklaşmak, ikincisi elemden kaçmak.
hepimiz gündelik hayatta maksimum zevkin, maksimum mutluluğun peşinden koşuyoruz ve kendimize elem, acı, keder verecek her şeyden kaçmaya yönelik bir program içerisindeyiz. Evliliğin içerisinde biz peki ne diyoruz evlilik terapilerinde ya da çift terapilerinde? Eğer evlilik sana zevk veren bir şeyden, sana haz veren, mutluluk veren, huzur veren şeyden çıkarsa o zaman insan kendisine haz verecek, huzur verecek başka bir şeye doğru yönelme eğiliminde. O yüzden insanın eşi yani karısı, kocası ya da partneri kendisine sürekli acı veriyorsa bu acı vermek ne demek? Yani eleştiriyor olabilir, onu kızdırıyor olabilir, huzursuz hissettiriyor şiddet. Olabilir. Şiddet olabilir, herhangi bir şey olabilir. Kendisi bir şekilde o evliliğin içerisinde elem dolu, keder dolu hissediyorsa kendini mutlu edecek bir şeye doğru yöneliyor. Peki şimdi bu sanki şeyi haklı çıkarıyormuş gibi evet, geliyor değil. Aldatmayı. Değil. Neden diye biliyor musun? Çünkü olgunlaşma dediğimiz bir süreç var bunların içerisinde. Biz evlilik birlikteliği içerisinde ya da gönül bağımızın olduğu bir ilişki içerisinde çok fazla eleme ya da kedere, acıya maruz kalıyorsak eğer buradan ayrılma şeyi bize verilmiş değil mi hakkı? Kesinlikle. Yani evliysen boşanabilirsin. Gönül bağın varsa, flört ediyorsan, sevgiliysen ayrılabilirsin. Bu aldatma hiçbir zaman geçerli kılmıyor. Ama bu eğer olgunlaşma dediğimiz süreç yeteri kadar olmadıysa, yani çok ilkel düzeyde bu olgunlaşma kaldıysa o zaman insanlar işte aldatmaya başvuruyor. Aldatmanın da bana göre buradaki açıklaması şu. Yani hem buradan gelen iyi kötü bir haz var. Eşimden, karımdan ya da sevgilimden. Ama dışarıda da başka bir haz var. Yani bu da hepsi güzel. Hepsi benim olsun. Hiçbir evet, tanesini benim kaybetmeyeyim. Olsun. Evet. Altında bu yatıyor. Çok bencil. Çok bencilce. Çok ilkelce yani. Şöyle düşün. Yani 100 üzerinden sen bana 30 birim haz veriyorsun bu evlilikte. Yani bana haz veren şey ne? Örnek veriyorum. Sohbet mi olabilir? İşte cinselliğin olabilir. İşte eve geliyorum sıcak yemek olabilir falan. Ama dışarıda başka bir kadın da 30 birim de o veriyor. Onu da istiyorsun. 30 birim de öteki veriyor, ötekini de istiyorsun. Tamam. Ama olgunlaşma yani medeniyet dediğimiz şey niye öngörüyor? Yani bu evlilik birlikteliği içerisindeysen yani bu hazla yetineceksin. Yetinmiyorum diyorsan konuşacaksın. Diyeceksin ki bana bu haz yetinmiyor. Ya bunun için bir çözüm bulalım. Bana buradan daha çok zevk ver bu birliktelikten. Ya da bu olmayacak. Doğru mu? Doğru. Ama sen hem bunu yapmayıp hem dışarıdaki zevki ve hazın peşinden koşuyorsan işte o zaman buna aldatma diyoruz ki bu burayı haklı kılacak bir sebep değil. Yani eşin seninle ilgilenmiyor olabilir, sana acı veriyor olabilir, sohbetin, muhabbeti hiç çekilmez olabilir. Ya da dışarıda başka birisi sana daha fazla ilgi gösteriyor olabilir, seni çok mutlu ediyor olabilir. Gidebilirsin ona. Ama burayı bitireceksin ama evet. Tamam, medeniyet bunu söylüyor. Bu şeye benziyor. 3 yaşında bir çocuk düşünün ya da Mirza'yı düşün işte 5 yaşında. Top oynuyor. Tamam mavi topu var. Bir tane de kırmızı top görüyor. Kırmızı topu da beğeniyor. Kırmızı topu da istiyor yani. İki topu da kendi oynamak istiyor. Sen oynama diyor. Ver bir tanesini arkadaşına sen onunla oyna. Yani değişin topu. Sen biraz kırmızıyla oyna. Maviyi ona ver diyorsun. Onu da istemiyor. Hepsi tamam. Benim olsun. Hepsi benim olsun diyor. Bunu işte 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk yaptığında makul. Çünkü bu olgunlaşma o yaşlarda o kadar oluyor. Ama işte 5 yaşından sonra süper ego dediğimiz bir sistem var. Yani benliğimizin içerisinde. İşte ahlak kavramının işin içine girdiği, günah kavramının işin içine girdiği, medeniyet kısmının işin içerisine girdiği, zamanın, mekanın işin içerisine girdiği bir kavram var süperego denen. İşte bu ahlaki öğretilerin bize bir şekilde dur diyor olması gerekiyor. Eğer bu ahlaki öğretiler bize hiç dur demezse o zaman hem mavi top hem kırmızı top ikisi de bende olsun dersen işte ileride çok eşlilik devreye giriyor. Bu da ilişki ne yapıyor? Bozuyor tabii, perişan ediyor. Neden aldatılıyoruz peki? Yani bunun cevabını aslında sanki verdim gibi. Yani bunu evet. Sanki şöyle hissediyorum. Bunun cevabını verirsem aldatmayı haklı gösteriyormuşum gibi. Yani haklı. Aldatmayı haklı gösterecek herhangi bir şey yok. Bunu tekrar söylüyorum. Videonun sonunda bir kere daha söylerim. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için. Ama sen bana haz verdiğin sürece ben bu evliliğin içerisinde bağlı kalırım. Tamam. Çok mutlu olurum. Çok mutlu olursam çok mutlu ederim. O win-win var ya yani kazan. Mutlu olursam mutlu ederim. Hep bu şekilde gidecek. Tamam. Aslında olması gereken bu ama gitmeyenler de böyle gitmiyor sonuçta. Aynen. Ne oluyor? Sorun buradan kaynaklanıyor i̇şte zaten. Sorun. Ya ne oluyor? Sen beni mutlu etmiyorsan ben dışarıda arıyorum mutluluğu. Aldatma şeklinde değil ama öyle görüyorum. Erkek ne yapıyor? Kahvede arıyor. İşte kadın arkadaşlarıyla arıyor. Annesinin evinde arıyor. Tekrar. Alışverişte arıyor. Bir yerde arıyor. Ne dedik? Bu mutluluğu bir yerden biz bulacağız. Yani bu programın buna ihtiyacı var. Bunu bulmadan bırakmıyoruz. O yüzden neden aldatılıyoruz dersen ilgi eksikliğinden. Çünkü herkes değerli olduğunu bilmeye ihtiyacı var.
İster evet. evlilik ilişkisinde olsun, ister iş hayatında olsun, tamam mı? İster aile hayatında olsun, yani kendi ailenin içerisinde. İnsan değersiz hissettiği bir yerde kalamıyor. Kalmak zor. Ben sana burada kendini berbat hissettirsem, ya bu ne biçim çay, bu ne biçim işte yemek, bu ne biçim işte ev düzeni, bu ne biçim temizlik dersen, sen kendini orada bir hiç gibi, bir pislikmiş gibi hissedersen, bu evlilikte kalman çok zor. Tamam mı? Kendine haz verecek başka bir kanal bulmak zorundasın. Ne yaparsın? Telefona verirsin kendini. Çocuğa verirsin kendini. Ailene verirsin kendini. Arkadaşlara verirsin. Verirsin kendini. Taktın mı alışveriş? Ben taktım alışveriş sürekli. Sen vereceksin herhalde bu alışverişe kendini. İyisin, ben sana ilgi göstereyim. Tamam, yani insan o hazı bir yerde arayacak. O değerli hissettiği şeyi bir yerde arayacak. Evet. Instagram'da arayacak, sosyal medyada arayacak. Yediklerini, içtiklerini, işte fotoğrafını çekmekte bol bol arayacak. Şimdi böyle diyerekten de takipçilerimi kızdırmak istemem ama bunun patolojik boyutu maalesef buraya gidiyor. Yapacak bir şey yok. Peki. İnsan alkışla yaşıyor ya, kısaca. Tamam. Alkışı eşinden alırsan eşine bağlanırsın. Sosyal medyadan alırsan sosyal medyaya bağlanırsın. Ama güzel bir şey sormak istiyorum. Sürekli alkışlayan bir eş var. Mesela demiyorlar mı? İşte her şeyi yapıyorum, işte yemeklerini, ben neyi eksik yaptım ki de beni, ben kadın gözünden şimdi anlatıyorum. Hani ben aldatıldım. Böyle bir şey de var yani. İlkellik işte. Ya da bir elin işte bir elin sıcak sudan soğuk suya sokmadım. Neden? İşte şunu yaptım, bunu yaptım, işte her şeyi verdim. İşte hani win-win kazanma şey diyoruz ya. Her şeyi verdim ama yine de göz dışarıda gibi şeyler ya. Oluyor. Yani o ne dedik? Kırmızı top, mavi top. Tamam mı? O mavi topun, senin kırmızı topu istiyor olman için illa mavi topun patlak olmasına gerek yok ki. Yani o da güzel, o da güzel işte. İkisini de istiyor yani. Tamam. Kırmızı top patlak olduğu için mavi topu istiyor değil yani. İşte burada bireysel patolojiler devreye giriyor. Tamam, burada kişilik bozukluklarının mesela bazıları ısrarla mesela bütün topları istiyor. Tamam mı? Bazıları skor peşinde koşuyor mesela. Bazısı herkesten alkış istiyor. Ama medeni bir insan için, gelişmiş, olgunlaşmış bir yapı için, ruhsal yapı için yani. Karısının alkışlaması yetiyor ya işte. Yani biraz iş yerinin alkışlan, işte güzel işler yap. Mesela bilim yap, işte terapini iyi yap. İşte danışanın güzel desin, işte iyi video çek, oradan beğensinler vesaire. Biraz da işte evlilikte güzel şeyler yap, yetsin. Ama sadece alkışla yaşayanlar için, İşte sosyal medyada iyi olman gerekiyor. İyi de değil, mükemmel olman gerekiyor. Çok fazla kadının seni çok beğeniyor olması gerekiyor. Çok fazla erkeğin. Ya da çok fazla erkeğin seni beğeniyor olması gerekiyor. Tamam mı? İş yerinde değişilmez işte çalışan olman gerekiyor. İşte bunların hepsi böyle birleşirse bunun farklı bir videonun konusu oluyor zaten. Bu patolojik bir yapıya doğru gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz ve tabii bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve şuraya bıraktığım izleme listesinden de diğer videolarımı izlemenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Başka bir videoda görüşmek üzere.